Hay Allah ya, oğlum ben sana laf ettim ettim de bu çok güzel bir programmış ya. Ben sana dedim baba, ben sana gelinseydim sen beni zorla okula gönderdin. Valla kusura bakma ya, bu Dans Eden Yaratıklar harika bir diziymiş. Bundan sonra her zaman beraber izleyelim. Anne sen de gelsene, kaçırıyorum bak, harika bir şey bu. Tamam oğlum, şu mutfaktaki işlerim bir bitsin, hemen geleceğim oraya. Git bakalım, git. Tamam bitti işim, artık sizinle beraber film izlemeliyim. Ah fakir, o da ne, o da ne, fakir bu da ne? Ne diyorsun Miray ya, ne ne? Lan o da ne, bu da ne ya, canavar, imdat. Aa kaçtı, olamaz, ışıklar da gitti, ne oluyor burada? Ben de anlamadım fakir, gerçekten çok garip olaylar oluyor burada şu an. Anne, baba sakın buradan ayrılmayın, çok korkuyorum, sakın beni yalnız bırakmayın. Siz sakın bir yere ayrılmayın, ben bir sigortaya bakıp geleceğim, elektrik oradan atmıştır belki. Evet, tam düşündüm gibi. Ya sigorta atmış. O adam da kesin Kerem komiserdi. Bize şaka yapıyordu ya kesin. Ona çok benziyordu. Kesin odur. Emin misin baba ya? Ben çok korktum ya. Çok korkunç bir adama benziyordu. Evet fakir ya. Ya Kerem komiser değilse, gerçekten çok korkunç bir adamdı o. Üstü başı kan içindeydi. Çok korkunçtu. Siz hiç merak etmeyin. Ben yarın gider sorarım ona. Benim ailemi korkutmak ne demekmiş, görür o. Evet baba ya. Git kız ona ya. Vallahi altıma sıçıyordum ya. Evet ya. Böyle şaka mı olur fakir ya? Allah Allah, eşek şakası bu resmen ya, eşek şakası. Hadi hadi siz gidin uyuyun şimdi, üstünüzden atın bir şu korkuyu. Şimdi sorarım ben o Kerem komisere. Gece gece evimize gelip bizi korkutmak ne demekmiş, hesabını verecek o şimdi. Kerem komiser, Kerem komiser. Ne oldu fakir ya, ne bu böyle tantana? Niye böyle kapıyı çalmadan içeri giriyorsun, hayırdır? Bilmemezlikten gelme Kerem komiser. Dün geceki gelen sendin biliyorum. Ne diyorsun sen fakir ya? Ne sen git, ne dün gecesi, ne beni. Neden bahsediyorsun, hiçbir şey anlamıyorum. Ya Kerem komiser bırak benimle oynamayı ya. Çocuk mu kandırıyorsun? Vallahi bak oğlum Arda altına suçuyor. Korkudan yapma böyle şeyler, ayıp ya, ayıp. Ya bak fakir, gerçekten ne söylediğini anlamıyorum. Açık konuş benimle, ne oldu dün gece? Ya Kerem komiser, nasıl anlamıyorsun ya, ne diyorsun sen? Basbayağı anlamıyorum fakir ya, dün gece ben yorgunluktan hemen uyudum. Sizin eve falan gelmedim. Ama bu nasıl olur? Dün gece aynı sana benzeyen bir tane böyle kanlı bir yaratık bizim kapının önüne geldi. Sonra aniden şartel attı ve bütün ışıklar gitti. Gerçekten çok korkunçtu. Nasıl yani? Üstü başı kan mı doluydu? Hayır, olamaz. Bu imkansız. Nasıl ya? Aynen öyleydi. Çok korkunçtu. Sen değilsen kimdi o? Bilmiyorum fakir, bilmiyorum. Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Ama çok korkunç anlatıyorsun. Hadi size gidelim, ben de bir bakayım. Bir gözden geçireyim sizin evi. Belki bir ipucu buluruz. Ne dersin? Harika olur. Hazır çocuk da okula gitti. Gidip bizim evde bir ipucu var mı ona bakalım. Hadi Kerem komiser gidip bakalım. Tamam geliyorum. Sen hiç merak etme. Rüzgar oğlum dün gece ne oldu? Anlatsam var ya inanmazsın ha. Ne oldu oğlum? Anlat belki inanırım. Oğlum dün gece yine ailecek dizi izliyorduk. Aniden bir şey çıktı camda. Böyle kanlar içinde çok korkunç bir adam vardı. Sonra aniden zıplayıp yok oldu. Ne diyorsun oğlum sen ya? Kafayı mı yedin? Halüsinasyon mu gördün yoksa? Hayır oğlum. Annemle babam da gördü. Hatta bugün babam Kerem komiserle konuşmaya gitti. Oha adamı şikayet etmeye mi gitti? Yok kanka ya. Adam Kerem komisere çok benziyordu. Kesin o bizi kandırdı, şaka yaptı. Ne? Ben sizin konuşmanızı istemeden kulak misafiri oldum ama o benim babam değildi ki. Benim babam dün gece bütün gece evdeydi. Ne diyorsun sen? Bebek polis ya. Kandırma bizi bak. Korkutma beni daha fazla. Bunun şakası olmaz bebek polis. Arda'nın anlattığı şeyler gerçekten çok korkunç. Onun gerçek olmasını asla istemeyiz. Hayır ben ciddiyim. Benim babam gerçekten dün gece evdeydi. Nasıl olur ya? O zaman bizim evdeki şey neydi? Arkadaşlar yani sizi de derste konuşmayın diyorum. Cak 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 ötüyorsunuz bakın yine. Hocam çok korkunç bir şey yaşadım ama ya. Evet duydum oğlum, duydum. Maalesef ben de size kulak misafiri oldum ve sanırım senin başına gelen şeyin ne olduğunu biliyorum ben. Ne o zaman hocam, anlatsanıza ya, anlatın, çatlatmayın adamı ne olur. Sizin eve gelen adam Kerem komisere benziyor demiştin değil mi oğlum? Evet hocam öyle dedim, ne oldu? Evet arkadaşlar, yıllar yıllar önceydi. Yine bu şehrin karanlık gizemlerinden birini aydınlatıyoruz sizlerle. Evet sen de dinleyeceksin. Sen de artık bu şehirden birisin. Kanala hala abone olmadın mı yoksa? Videoya da like at. Yok bak yoksa dinleyemezsin ha Gizem'i. Hocam çocuğun evine cin girmiş, siz hala
baba ne dileniyorsunuz? Vallahi hocam ya çocuğun evine cin girmiş ya, anlatın hadi. Tamam pardon, aniden sinirlendim ya, gerildim, kusura bakmayın. Evet, nerede kalmıştık? Yıllar önceydi. Kerem komiserin gizli bir ikizi vardı. Ne yani, benim babamın bir ikizi mi var? Evet, çocukken çok iyi anlaşırlardı. En az senin baban kadar başarılı birisiydi o da. Ama bir gün aniden yok oldu ortadan. Valla soran oldu öğretmenim. Kasım kapkaççılar fidye istemek için kaçırdı Kerem komiserin kardeşini. Vay çakallar ya, vay be. Ne fidyesi oğlum, adam aniden yok oldu çünkü üzerine bir kara büyü yapılmıştı. Hocam ne diyorsunuz ya, ben öyle şeylere inanmam valla. Evet, ben de inanmam. İnanmazsanız inanmayın kardeşim, bana ne, gerçek ama. Bakın adam gözleriyle görmüş, değil mi Arda? Evet hocam ya, çok korkunçtu valla ya. Of ya, keşke anlatmasaydınız bunu. Hocam anlatın o zaman, sonra ne oldu? Sonra bir gün aniden ortaya çıktı bu. Ve aynı Arda'nın anlattığı gibi bazı evlere gece girmeye başladı. O evdeki insanlar aniden yok oluyorlardı. Ne olduğunu şaşırıyordu herkes. Ama neyse ki Kerem komiser oradaydı ve kardeşini durdurmuştu. Hocam saçmalamayın ya. Ne oldu şimdi? Lanetli polis ki nereyi bastı ki? Ne, hangi eve girdi? Şehrimizdeki lanetli ev Kerem komiserin kardeşinin lanetlediği evlerden biri. O yüzden terk edilmiş ve ıssız. Ve kimse oraya girmeye cesaret edemiyor. İyi de orası bize tam karşı. Demek ki oradan direkt sizin eve geçmiş kanka. Ne yani, benim babamın içinde lanetli bir ikizi mi var? Oha, inanmıyorum. Çüş, Kerem komiserin lanetli ikizi varmış. Hocam ne olacak şimdi? O nasıl geri gitmişti o zaman? Kerem komiser çok gizli görevlere çıkmıştı. Büyücülerle birlikte çalışmıştı ve onu yok etmişti. Nasıl geri geldi hiç anlamadım ya. Hay Allah ya, demek ki tam oturtamamışlar büyüleri. Aman neyse, Kerem komiser tekrar halleder herhalde gençler. Boş verin ya, ne olacak, aman. Nasıl boş verin hocam ya, Allah Allah. Öldürecek adam bizi, öldürecek, imdat. Aynen. Ben çok korktum. Çok korkunç. Neyse ki benim babam Godzilla. Hemen onun kafasını koparır. Ya arkadaşlar, şimdi o eskilerden birisidir. Kesin böyle Arda'yı korkutmak için böyle kostüm giyip korkutmaya gelmiştir. Değil mi arkadaşlar? Siz gördüyseniz eğer yorumlara yazın. Kostüm giymiş birisi miydi yoksa gerçek miydi? Evet arkadaşlar ya, ne olur yazın ya. Gerçekse var ya, bir daha eve gitmeyeceğim. Evet arkadaşlar, ona göre önlemimizi alalım biz ya. Ne olur yazın. Allah gençler, önlem yok. Eğer evinize gelirse sıçtınız. Kesin öldünüz yani. İki kutfu Allah'a bir elham. Evinizin yatağınızın altına gizlenin. O adam sizi gelir bulur zaten. Her türlü öldünüz yani. Çok da kasmayın. Ay hocam, siz ne diyorsunuz ya? Hocam dalga mı geçiyorsunuz ya? Ben daha çok gencim, hayır. Valla hocam, beni bile korkuttunuz ha. Ama sıkıntı yok. Namusuma gelirse ben bıçağı takar geçerim, hiç acımam yani. Valla gençler, ben diyeceğimi dedim. Benden bu kadar. Artık gerisi size kalmış. Hadi bu ders de biter. Ben kaçar. Hadi görüşürüz. Hadi hepiniz evinize gidin artık. Hadi ya, Allah Allah. Aa, olamaz. Bu da ne? Hayır, başım çok ağrıyor. Olamaz ya. Kötü ikizim bu sefer beni kaçırıp bir zindana kitlemiş. Acilen buradan çıkmam lazım. Yoksa kardeşim insanlara çok büyük zararlar verebilir. Nasıl çıkacağım buradan? Hayır, ne olur yardım edin. Şehirdekilere söyleyin arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Beni buradan kurtarsınlar. Ormanlık bir alandayım. Buradan beni kurtarmaları lazım. Yoksa şehrin başı büyük bir derde girebilir. Ne olur haber verin onlara. Buyur Kerem komiser. Geç içeri ya. Bir kontrol et. Ne olmuş? Ne bitmiş? Aa Kerem komiser, hoş geldin. Hoş geldin. Geç otur şöyle. Yok Miray, ben hiç oturmayayım. Fakirin anlattıklarına göre dün gece çok kötü şeyler yaşamışsınız. Evet de biz o sensin zannediyorduk. Yani senin şakan değil miydi o? Maalesef değildi Miray. Kimse size eşek şakası yapmış olamaz. Böyle bir şaka yapmış olamaz. Ne olduğunu araştırmam gerekiyor. Yukarı katı falan da bakacağım şimdi. Evinizi iyice inceleyeceğim. Ne olduğunu bulacağım. Hiç merak etmeyin. Olamaz ya fakir. Daha çok korkmaya başladım ben. Ne yapacağız biz? Korkma aşkım. Şimdi Kerem komiser bir yolunu bulacak. Evet Miray. Sen hiç korkma. Ben şimdi çözeceğim, halledeceğim olayı. Tamam Kerem komiser, ne olur iyi araştırın, ne olur. Siz hiç merak etmeyin, ben şimdi yukarı çıkıp işime koyulacağım. Sen hiç merak etme aşkım ya. Aşkım saat kaç oldu? Kerem komiser hala aşağı inmedi. Ben bir gidip bakacağım. Tamam aşkım, sen git bak. Bir şey olursa hemen geleceğim. Tamam aşkım, ben çıkıp bakıyorum şimdi. Hay Allah ya, ben de mi çıksaydım acaba ya? Umarım başına bir şey gelmez ya.
Olamaz. O da neydi? Olamaz ya. Hemen çıkıp bakmam lazım. Miray, Miray ne oldu? Miray aşkım olamaz. Ne oldu sana ya? Bu halinde seni. Canım benim ne olur kaldır kafanı. Maalesef o artık kafasını kaldıramaz fakir. Birazdan sen de kaldıramayacaksın. Hayır git. Hayır.